Selamünaleyküm, gönlü güzel takipçilerim. Arısoy'un hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet, bugün şöyle sizlerin karşısına saksı değişimiyle geldim. Dikenler tacı. Şu güzeller kızeli kızımı yeni aldım. Saksı değişimi yapacağım. Toprağı nasıl olur ondan bahsedeceğim. Nasıl bir dikenler tacı ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Şu güzelliğime bakar mısınız? Evet, ben şu güzelliğime bir maşallah alırım. Evet, çiçeğimin bir tanesinin bir büyüklüğü arkadaşlar. Para büyüklüğünde, şu demir para büyüklüğünde, hatta paradan da büyük çiçeğimin bir tanesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi çok güzel ithal dikenler tacı olarak geçiyor arkadaşlar. Bu dikenler tacım ithal dikenler tacı olarak geçiyor. Bunun ekimini ve toprağını ve nasıl toprak hazırlayacağım ondan bahsedeceğiz. Şu kök kısmı sağlıklı mı? Kökünde hormon bezi var mı? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Aynı zamanda şu benim önceki evimde bulunan dikenler tacı. Bu da ithal türünün bir farkı arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bu ithal türünün farkı bir farklı neden derseniz, bakın şu yapraklarına bakar mısınız? Yapraklar bir 8-10 santim büyüklüğünde var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle daha iyi anlaşılır. Ama şunun yaprağı bir farklı. Ama yerli de değil. Bu da ithal arkadaşlar. Bu ithalin bir farklısı. Bu da ithalin bir farklısı. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Aralarına yeni yeni tomurcuklar da veriyor arkadaşlar. Şu güzelliğime bakar mısınız? Bakın arkadaşlar şu güzelliğime. Şu annesinin fıstık kızına bir bakın. Nasıl güzel çiçekler açmış. Nasıl güzel çiçekler açmış. Bunu şimdi saksını değiştireceğiz. Ve yeri nerede durmalı? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Bu arada kanalıma abone değilseniz. Kanalıma abone olursanız, zil bildirimlerinden tümünü işaretlerseniz, tüm yeni videolarımdan ilk önce sizler haberdar olursunuz. Öncelikle şu dikenler tacımı şöyle bir uzaklaştırayım arkadaşlar. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Bugün şöyle biraz belki uzun bir video olabilir. İnşallah sıkılmazsınız benden, Fatma ablanızdan. Şöyle 2 numara saksıya ekeceğim arkadaşlar. Bu arada uçağın azizliğine uğradık. Gördüğünüz gibi 2 numara saksıya ekeceğim. Toprağımdan bahsedeyim. Dikenler tacı toprak seçimi yapmayan bir çiçektir arkadaşlar. Her türlü toprakta olabilen bir çiçek. Bakın ben şöyle göstereyim sizlere. Şurada benim geçirgen bir bahçe toprağım var arkadaşlar. Çiçek toprağım var. Sera toprağım. Şurada ise, yani bunun altında ise, bakın şöyle göstereyim. Bahçe toprağı. Kırmızı toprak. Gördüğünüz gibi. Kırmızı toprak. Neden çiçek toprağıyla karıştırdınız derseniz, sadece bahçe toprağı olursa sert olur arkadaşlar. Sadece çiçek toprağı olursa o da belli bir zaman sonra çok çabuk vitaminini kaybediyor sulandıkça. İkisini birlikte yaparsam çiçeklerim daha güzel oluyor ve çiçeklerimi daha çok besleyici oluyor. Şurada da çok az bir miktarda yanmış hayvan gübresi var arkadaşlar. Çok az miktarda. Bu dışarıda duran bir hayvan gübresi çok güzel olacak. Şimdi bahar zamanında olduğu için çiçeklerimizi coşturacak. Ve bundan hariç başka ne koyacağız? Hem çiçeklerimizi besleyici hem de çiçeklerimizin daha güzel gelişimi için kalsiyum, yani yumurta kabuğu olmazsa olmaz. Daha önce ben evimde biriktirmiştim arkadaşlar, çiçeklerime ekerim kullanırım diye. Benim bu da var ya arkadaşlar, köy yumurtası. Evet, marketlerdeki satılan köy yumurtasına inanmayın, ondan fabrikadan geliyor. Bir de köy yumurtası diye yazıyorlar. Market hangi köyden bulmuş da yumurtayı getiriyor? Bunu bana benim kızım getirdi. Dün ürün yollamış, kızım getirdi arkadaşlar. Bu köy yumurtası. Kendilerinin köyle tavukları var. Şöyle köy yumurtasında toprağına karıştırıyorum. Şifa olsun, daha güzel büyüsün diye. Bu köy yumurta bu yumurta kabuğu arkadaşlar, artık köyün lafını unutalım. Bu yumurta kabuğu çiçeklerimize kalsiyum yapacak. Çiçeklerimizin daha hızlı büyümesine yarayacak. Hani nasıl bizlerde yumurta insanların kemik açısından gelişimini güzel sağlıyorsa, çiçeklerimizin de kök gelişimini güzel sağlıyor. Ve aynı zamanda şöyle çiçek üzerinde göstereyim sizlere, bakın. Şuradaki, yani bu da çiçeğin kemiği arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Buradaki sağlıklı güzel elde ediyor. Yani buraya
güç veriyor. Çiçeğimizin gövdesine güç veriyor yumurta kabuğu. Yani evinizdeki kullandığınız yumurta kabuklarınızı boşa gidermeyin. Bu şekilde çiçeklerinize kullanın. Hem geçirgen oluyor arkadaşlar. Bu uygulama. Hani yumurta kabuğu çiçeklerimize hem geçirgen bir yapı sağlıyor. Hem de kalsiyum açısından çok zengin olan yumurtamız kabuğu çiçeklerimizde aynı zamanda besliyor. Daha güzel büyümesini sağlıyor. Bakın şu benim üzerimden hiç yaz kış çiçeği eksik olmazdı. Ama bu aralar biraz çiçek açmasını eksiltti. Bunun ben içinde eklerken hatırlıyorum arkadaşlar. Bunun içinde iki tane kök var. Yani tahmin ediyorum ki bu kök tamamen burayı doldurdu. Doldurduğu için artık bu şekilde çiçek açması biraz zayıfladı. O yüzden bunu da ayrımını yapacağım şimdi. Şöyle bakın gördüğünüz gibi toprağımı hazırladım. Şöyle 2 numara bir saksıya ekeceğim arkadaşlar. 2 numara bir saksıya ekerken tabii ki direniş benim olmazsa olmazım. Her çiçekte bu direnişi kullanmam lazım. Çünkü suladığımız zaman su kökte kalmamalı. Suladığımız zaman su alta vermeli ki kök su içinde kalmamalı. Eğer her çiçeğimiz bu şekilde su burada kökte kalır ise çiçeğimizde kök çürümesi olur arkadaşlar. Bunlara da dikkat edelim. Ben muhakkak her saksıma drenaj uyguluyorum. Bu drenajları uyguladıktan sonra benim çiçeklerim daha sağlıklı olmaya başladı. Yani hemen hemen çiçek kaybım çok azaldı arkadaşlar. Bu arada bu kriket taşlarının içinde şey de varmış, onu da koyuyorum. Kil bilyesi de varmış. Bu kil bilyesi de aynı zamanda hem çiçeklerimizi besliyor hem de çiçeklerimize drenaj olarak görev yapıyor arkadaşlar. Şöyle bahçe toprağı, çiçek toprağı karışık toprağımı koyuyorum. Bir miktar saksıma toprak koydum arkadaşlar. Şimdi şöyle yanıma kırmızı bir leğen aldım. Çünkü öncelikle bu çiçeğimin kökünü bir kontrol edeceğim. Hormon bezi var mı yok mu diye. Bu arada dikenlerine de dikkat edelim arkadaşlar. Bakın çiçeğimizin kökü şu anda sağlıklı gözüküyor. Bu şekilde saksı değişimi yaparken evdeki çiçeklerimiz olsun ya da hazır aldığımız çiçekler olsun. Bu şekilde çembersel bir şekilde ise yani dairesel bir şekilde ise bu çiçeğin kökü sağlıklı demektir arkadaşlar. Bir de şöyle sizlere dağıtacağım bunu, niye derseniz kökünü kontrol edeceğim. Hormon bezi olup olmadığına bakacağım. Hani aldığımız çiçek saksıdan çıkardıktan sonra bu şekilde çabuk dağılırsa, hani yuvarlak bir şey, çembersel bir daire yok ise o da demek oluyor ki çiçeğimizin kökü hasta. Hani kök çürümesi başlamış demek oluyor. Ama benim çiçeğimin kökü sağlıklı arkadaşlar. Şu an ben hormon bezi var mı diye bakıyorum ki gördüğüm kadarıyla hormon bezi de yok arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Çiçeğimizin kökünü dağıttığım için, bu yuvarlak kökü dağıttığım için haliyle toprağa adapte olması biraz zor olacak. 10-15 günü alacak. Eğer bu çiçeğimin kökünü yuvarlak şekliyle ekseydim tutması daha kolay olacaktı. Ama arkadaşlar hani çiçeğimin kökünde hormon bezi var mı içimde kuşku kalmasın diye kontrol etmek zorunda kaldım. Şöyle aralarını da temizleyelim. Bakın sağlıklı arkadaşlar. Şu çiçeklerimizin köklerinde kolay kopması çürümüş olmasına işaret eder. Bu şekilde eğer kopmuyorsa bu da sağlıklı demektir. Şöyle toprağımızı bir kenara alalım. Şuna biraz daha toprak koyalım arkadaşlar. Şuna ben bir leğene su hazırlamıştım. Onu şöyle bir yanıma alayım. Onu şöyle hafiften bir önce bu suyumu bir ıslatayım. Kuru toprağa koymak istemiyorum. Çünkü kökü nemli arkadaşlar. Bakın bu şekilde şöyle, inşallah anlaşılıyordur. Kökünü de baktım, hormon bezi yok arkadaşlar. Dikenler tacının hiçbirisi arkadaşlar toprak seçimi yapmaz. Bahçe toprağında da çiçek toprağında da rahatlıkla olabilen bir çiçektir.
Kolay kolay hastalamayan bir çiçektir arkadaşlar. Güçlü yapısı var. Dikenler tacının. Güçlü bir yapısı var arkadaşlar. Suyu ise toprağa kurudukça veriyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada dalı budağı vardı. Şöyle bakın. Şurada yavrular var. O yavru kısmına kadar kökünü toprağına doldurdum. Şöyle bastırmıyorum. Niye bastırmıyorum? Bu zaten bahçe toprağı arkadaşlar. Bahçe toprağı olunca dökünce bu şekilde çöktü. Hani bir de bastırırsak hiç iyi olmaz. O bastırma şekli sera topraklarında, yumuşak topraklarda geçerli. Bahçe topraklarını ekerken bu şekilde böyle bastırmayın arkadaşlar. Zaten çöktü bu. Çünkü sert bir toprak olduğu için. Şimdi şöyle ilk başta etapta can suyunu da verelim şifa olsun diyerek. Oda ılıklığında bir su veriyorum arkadaşlar. Yine aynı. Ben her videomda söylüyorum. Benim dikenler tacı çiçeğim cam önünde duruyor arkadaşlar. Sabah güneşini seviyor özellikle. Bakın diğer bir odam daha var. O full güneş görüyor ama oranın güneşini sevmedi. Böyle 4-5 saat bir sabah güneş gören bir odam var. Orada daha güzel oluyor arkadaşlar. Sabah güneşini daha çok seviyor. Hani çiçek açmıyor çiçeklerimiz diyen arkadaşlarıma tavsiyem. Hangi odamız sabah güneşi görüyorsa oraya koyun. Dikenler tacının 5-6 saat şöyle sabah güneşini görmesi lazım arkadaşlar. Öğlenden sonraki yakıcı güneşi sevmiyor. Benim çiçeklerim öyle. Ben hani yerini değiştirdim. Öğlenden sonraki yakıcı güneşe de koydum. Sevmedi arkadaşlar. Sabah güneşini seviyor. Çünkü sabah güneşi yakıcı bir güneş değil. Ben şimdi bu güzel kızımı, bu ithal dikenler tacımı şöyle para büyüklüğünde, bakın bunun saksı değişimini yaptım arkadaşlar. Bu güzel kızımı şöyle kenara alıyorum. Şimdiki yapacağımız işlem arkadaşlar bunu. Bunun kökünü ayıracağım ve bunu ekeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi görmüş olduğunuz gibi sıra geldi sarı çiçeğime. Yani benim evimdeki anaç kızıma geldi. Benim kendi eski dikenler tacım. Biraz önce de söylediğim video içinde. Ben bunu ekerken aldığımda zaten çift köküdü. Ama hiç oynamadım. O şekilde ekmiştim. 1-2 yıldır da bu şekilde duruyordu. Elime batmadan çıkarabilecek miyim? Elime eldiven de almadım. Bilmiyorum. İnşallah elime batmayacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar vazgeçtim. Elime fırın eldiveni giydim. Hiç riske girmeyin. Benim bu çünkü bayağı bunun dikenleri var. Hani siz elinizde evinizde varsa daha kalın bir eldiven de kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çıkarıyorum. Şöyle nasıl göstereceğim? Şöyle gösterebilirim. Bakın. Kökü yuvarlak bir şekilde olduğu için dikenler tacımın. Bu da sağlıklı bir çiçek arkadaşlar. Şöyle kökü dağınık bir kök değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şunu ben şöyle önce eldivenimi bir çıkarayım. Ben bunu çiçek toprağına ekmiştim. Bakın gördüğünüz gibi nasıl gevrek, gördünüz mü arkadaşlar? Bunda bahçe toprağı yoktu. Bunda çiçek toprağı vardı. Bu şekilde gevrek. Bu da demek oluyor ki bu kökleri tutmuyor arkadaşlar. Çiçeklerinizi ekerken muhakkak bahçe toprağı da koyun. Kökleri sıkı tutmuyor yani. Kökleri gevşek tutuyor. Bakın gördüğünüz gibi iki tane vardı burada. Demek istediğim bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve şimdi ben bunu iki farklı saksıya ekeceğim. Ben bu güzel kızlarımı. Şöyle köklerini de temizlemiş oldum arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Sağlıklı bir şekilde. Buradan da iki tane sarı dikenler tacı elde edeceğim. Yani bu da demek oluyor ki yaprak güzelliğinin ardından dikenler tacı koleksiyonumda olacak arkadaşlar. Yaprak güzelliğinde yakınlarda sizlere paylaşacağım. Bir 15-20 çeşidim vardır herhalde. Fazlasını bilmiyorum. Bu biraz önceki çiçeğimden çıkan şöyle bakın geçirgen toprak arkadaşlar. Bunu böyle döküyorum ki hem toprağım geçirgen olur. Hem de toprağım boşa gitmemiş olur. Bu şekilde değerlendiriyorum. Bakın çiçek toprağı ile bahçe toprağını karıştırmış oldum. Gördüğünüz gibi yumurta da var içinde.
Aynı şekilde bunu da ekeceğim arkadaşlar. Şöyle inşallah anlaşılır. Faydalı bir video olmuştur. Eğer anlamadığınız yer konu var ise ya da çiçekleri yetiştirmekte zorlandığınız yerler, kısımlar var ise arkadaşlar, yorumlar bölümünden sorarsanız sizlere oradan cevaplarım. Çiçeğimi şöyle kuru bir toprağa koymak istemiyorum. Öncelikle bakın şöyle toprak kuru olduğu için, şöyle göstereyim, toprak kuru olduğu için kuru bir toprağa koymak istemiyorum. Şöyle alttan bir su döktüm arkadaşlar. Artık çiçek işi bittikten sonra birazdan bir bana ev süpürmek şart oldu. Benim bu çiçek ekimi yaptığım zaman her zaman bu şekilde oluyor arkadaşlar. Aralarında temizlemesek olmuyor. Şöyle kökünü koyduktan sonra arkadaşlar, şöyle kökünü de yerleştirdikten sonra gördüğünüz gibi toprağımı bu şekilde ekliyorum. Daha güzel büyüsün diye. Şöyle çoğaltma kısmını gösterebilirim sizlere. Bakın şurada minik bir dalı var ya arkadaşlar. Bu minik dalı alıp küçük bir kaba ekerek çoğaltabiliriz. Ama şimdi şu an çoğaltmayacağım. Zaten iki saksı yaptım sardan. Ben aynı şekilde bunu da şuradaki dikenli tacımı ektiğim gibi dikenli tacımı ekip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben güzel kızlarımın saksılarını değiştirdim. Bakın sarımdan bir taneydi biraz önce, oldu şimdi sizlere iki saksı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu da benim güzeller güzelim, prensesim. Şöyle büyük koca koca açan, bakın şu güzeline bakar mısınız? Koca koca çiçek açan. Annesinin yeni kızı, bu da benim fıstık kızım benim. Evet, şu güzelliğini şöyle göstermeye çalışıyorum arkadaşlar, bakın. Düşünün, benim etli parmaklarımı bile kapatıyor. Çiçeğin büyüklüğü. Bakın. Evet. Bu güzel kızımı. Şimdi arkadaşlar biraz dikenler tacımı nereye koyacağım ondan bahsedeyim. Saksı değişimini yaptık. Bu şekilde yeni aldığınız dikenler tacının saksısını bu şekilde bahçe toprağı, çiçek toprağı ile karışık yapın. Şöyle eski öz dikenler tacımı da koyayım önüne rengarenk. Karışık bir şekilde toprağını uyguladım. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi bunları sabah güneşi alan odama koyacağım. Yani gene aynı yerine koyacağım arkadaşlar. Hiç yerini değiştirmeyeceğim. Çünkü benim güzel kızlarım sabah güneşinde daha güzel açıyor. Tıpkı bu annesinin fıstık kızı gibi. Şuna bir bakar mısınız? Kıpkırmızı. Hele şu güzelliği, hele şu güzelliği. Hani çiçek üstünden çiçek açmış arkadaşlar. Bunlar minik minik çıtır çıtır açıyor. Bu da şöyle güzel güzel etli etli açıyor. Bakın annesinin fıstıkı bu. Bakın şu da sarı kızım arkadaşlar. Buket buket açıyor gördüğünüz gibi. Hani derler ya buket buket açıyor. Bakın buket buket açıyor. Çok istiyordum bu sarı çiçeklerimi ayırmayı. Elhamdülillah ayırdım arkadaşlar. Şimdi bu dikenler tacımızı biraz önce de dediğim gibi saksı değişimi yaptıktan sonra arkadaşlar. Köküyle oynadık ya, şu yeni olanın şöyle göstereyim. Yeni olan dikenler tacının köküyle oynadık ya, hormon bezi var mı yok mu diye. Neredeyse hormon bozukluğu diyecektim. Hormon bezi var mı yok mu diye köküyle oynadık ya arkadaşlar. Köküyle oynadığım için bu toprağa adapte olması bir 15 günü falan bulur. Çünkü dikenler tacı aslında çok kuvvetli, çok dirençli bir çiçektir ama yer değiştirdiğin zaman var ya çok çabuk çok küsen bir çiçektir arkadaşlar. 15 gün boyunca bunun yaprakları şöyle sararacak, solacak. Ben sizlere ara ara bunu paylaşırım. Ondan sonra 15 günden sonra bu kendini toparlayacak. Tıpkı benim şu güzel kızlarım gibi şöyle çok güzel bir şekilde canlanıp gelip tekrar çiçek açmaya devam edecek arkadaşlar. Ama bu sizlerde de aynı olacak. Hani dikenler tacı çiçeğinin kökünü, saksısını değiştirdikten sonra şöyle bir 10-15 gün kendini bir salar. Bir yapraklarında sararma olur, sorma olur. Sanmayın ki korkmayın hani tutmadı diye. Tutar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın bol bol doya doya can suyunu verdim. Saksısının altından suyu çıkacak şekilde. Ve şimdi ben bunu toprağa kuruyana kadar buna vermeyeceğim. Yani nereden baksan artık baharda geldi ya, şimdi toprak kuruması daha kolay olur. Havalar ısındığı için hani bir 4-5 gün, bir hafta vermem. Toprağını kontrol ederim arkadaşlar.
Bakın tıpkı şu çiçeğim gibi. Bakın toprağı kuru. Aradaki tarçın kabuklarını görüyorsunuz değil mi? Bakın toprağı kuru. Bu şekilde toprağı kuruyana kadar vermeyeceğim. Bu arada bunu da sulayacağım arkadaşlar şimdi. Toprağı kuruduktan sonra sulayacağım. Ne zaman sulayacağım? Dikenler tacı her zaman için susuzluğa dayanıklı bir çiçektir arkadaşlar. Ben toprağı kurudukça su veriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın toprağı kupkuru. Bu kızımın da öyle. Toprağı kupkuru arkadaşlar. Bakın. Yani haftada bir filan suluyorum ben. Ve sabah güneşini görüyor. Arada bir şeker veriyorum arkadaşlar. Sizlerle de onu tekrar gene paylaşırım. Bugün uzun bir video oldu. Sürçülisan ettiysek affola diyorum. Şöyle Mevlana diyarına şöyle hepinize kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Evet bugün dikenler tacı saksı değişiminden bahsettik arkadaşlar. Kusurumuz varsa affola. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.